Sıcak çatışmalar yaşanıyor. Birçok koldan terör örgütü köşeye sıkıştırılmakta. Sınırlarımızın diğer tarafına geçeceğiz şimdi. Bülent Çulcuoğlu bizi beklemekte ve orada yaşanan gelişmeleri aktaracak bize. Bülent Çulcuoğlu, söz sende. Ve Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken şu anda teröristlerin işgali altında bulunan Arap Cuma'dan sonra Arap Bulan'da temizlendiği yolunda bilgi geldi. Ve şu anda yaklaşık 3 saattir o bölgede şiddetli çatışmalar vardı. Biz de o çatışmaları şu anda yaklaşık o çatışmanın olduğu noktaya 1 kilometre doğusunda takip ediyoruz. Evet, özellikle Bafelyon Tepesi'ni ele geçirmek amacıyla sabah saatlerinde büyük bir harekat başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiği Özgür Sur Yolcusu tarafından sınırımıza yakın bölgede bulunan YPG PKK terör örgütünün işgalinde bulunan köylerin temizliğiyle harekat başladı ve önce Arap Boran köyü Özgür Sur Yolcusu'nun kontrolüne geçti ve teröristlerden temizlendi. Bu bölgede bulunan 4 tepe daha var. Sınırımızdan itibaren 4 tepe alınarak Bafelyon'a, teröristlerin yuvalandığı Bafelyon tepesine ulaşılacak ve harekat şu anda tüm hızıyla devam ediyor. Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar ve tanklarımız zaman zaman şu anda teröristlerin bulunduğu noktaları ateş altına almış durumda. Evet, Arap Boran köyü teröristlerden temizlendi ve Özgür Sur Yolcusu'nun kontrolüne geçtiği yolunda bilgi var. Bu arada tabii Afrin'in içerisinde peki ne oluyor? Afrin'in etrafına teröristlerin tünelleri inşa ettiği yolunda bilgiler var. Yine terör örgütü PKK-YPG'nin eline zorla silah verdiği gençler de Özgür Sur Yolcusu'na teslim olmaya devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 15 YPG-PKK'da zorla silah altına alınan genç Özgür Sur Yolcusu'na teslim oldu. Onlardan birinin verdiği ifade gerçekten çok çarpıcıydı. Onu bir kişiyle, o kişinin röportaj yapma imkanımız oldu. O kişinin verdiği ifade şu anda terör örgütünün özellikle zorla silah altına aldığı ve 40 gün eğitim verdiği gençleri sivil kıyafetle, askeri kıyafetle değil, sivil kıyafetle zorla cepheye getirdi ve özellikle Avrupa'yı ve Batı'ya karşı şöyle bir algı oluşturmak istediği yolunda bilgi verdi o YPG'li PKK'lı terörist. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri sivilleri katlediyor, sivilleri öldürüyor şeklinde bir intiba yaratmak amacıyla bu oyun içerisinde olduğunu deşifre etti, açıkladı. Ama etkisiz hale getirilenlerin hepsi YPG, PKK'lı terörist, sivil değil. İşte PKK, YPG'nin de böyle bir oyunu var. Sivilleri, sivil kıyafetli, sözde askeri eğitim verdiği kişilere asker kıyafeti, YPG, PKK'nın kıyafetinin değil, sivil kıyafet giydirerek zorla cepheye götürdüğü ve orada işte etkisiz hale getirildikten sonra da sivillerin etkisiz hale getirildiği şeklinde bir algı oluşturmak istediği yolunda itirafları vardı o teröristin. Ama etkisiz hale getirilen teröristlerin şu anda tamamı YPG, PKK'lı terörist diyelim ve sözü merkeze bırakalım.